Merhaba arkadaşlar. Anlatım videomuzun ikinci serisindeyiz. Bugün hard diski, SATA ve IDE kablolarını, bir de bilgisayar üzerimizdeki görmediğimiz kablo yerlerini göreceğiz. Yani bilgisayar üzerimizde derken anakart üzerinde. Yani yeni videolarım, kusura bakmayın. Bugün bir tane hard diskimiz var. Eski bir hard disk. SATA kablolarını mesela kabul etmeyen bir hard disk. Ama iş görür. 80 GB. BAMMSX Samsung'un. Ondan sonra 12 volt ve 5 volt arasında çalışan bir hard diskimiz. İş görür mü derseniz, yani iş görür. Nasıl iş görür? Bu arkadaşımız yanmış bir hard disk. Bunu da birine göndermeyi düşünüyordum ama yalnız yanmış olduğunu şu an fark ettim. Şuradan yanmış belli yani. Bunun yeni serileri de var. Bu yavaş yavaş abone sayısı arttıkça yansıyacak. Şu elimde gördüğünüz SATA kablosu. Hem SATA hem ATA olarak geçiyor serial bağlamak için. Mesela şu an elimdeki bu ATA kablosu. SATA aynı bunun gibi, yani pek değişeni yok. Bu da eski hard diskler için veya eski demeyeyim de şu an hani benim şeyim de o. CD sürücüler için kullanılan ne kablosu diyelim size. Ya şimdi ben ismini kendim bir şey yaptığım için SATA kablosu diyelim buna. Bunlar eski işte. Bunlar hani küçültmek için şöyle bunların şeyleri var mesela. Açılan yerleri var. Şöyle. Bunları genelde keserler. Sonra bir ara şöyle kablo gibi toplarlar. Bilgisayarın içinden veya arka kasadan böyle arkada hani böyle yerler var. Takarlar, geçirirler, üstten takarlar. Mesela bu onlardan kullanılır. Bu 80 GB'lık hard disk ne yapsam diye düşünüyorum. Parça eksiği olanla kaşara gönderebilirim. Hani yaparım diyorsanız. Dediğim gibi anakart üzerinde bu çıkışları görecektik bugün. Mesela IDE kablomuz var burada, gene gösterdiğim gibi. Burada iki tane IDE kablosu var. Mesela oldu da iki tane şey kullandınız. Hard disk veya iki tane CD-ROM sürücüsü kullandınız. Bunda üç tane çıkış var. Bu çıkış kırık, buna bakmayın. Şöyle bakın. İki çıkış var şu an. Bir tanesini, diğerini taktınız. Yalnız hard disklere takılacak. Eski bir hard disk ise eğer. Burada o yüzden iki tane koymuşlar aynı şekilde. Mesela bir tanesini iki tane hard disk bağlarsınız diyelim. Bir tanesine hani CD sürücülere bağlarsınız. Bu size kalmış bir şey. Ben genelde yeni nesil kullandığım için benim kullandıklarım genelde şu SATA 1 kablolar. Yani bunlar. Bunlar zaten çok ince ve hani hoş kablolar. Şöyle zaten aynı çıkıştan iki tane var bunda da. Bunda iki tane olmasının nedeni hani birden fazla hard disk takacaksanız. Hani bu hani çok eski bir anakart da değil, çok yeni bir anakart da değil. Quad-Core serisinden Quad 2 hani en fazla Core 2 kaldırıyor. Çok eski değil ama gene de söylemesi gerekirse. Burada güç kaynağının kablosu şeyi portları var. Güç kaynağından gelen kablo buraya takılıyor. Bir de buraya takılıyor. Şuraya arkadaşlar. Başka size ne göstereyim? Burada USB 2 ve USB 1 portları var. Buraya USB'ler bağlanıyor. Ön USB'ler. Veya ek bir USB bağlanacaksa. Buraya on off, yani açma kapama tuşu, reset tuşu, önündeki LED'le aydınlatmalar, hani hard disk okuyor, CD sürücü takıldı, herhangi öyle bir şey. Burada fan
çalıştırmak için var. Üçlü. Ondan sonra CD'den bazı eski şeylerde elektrik alınırdı. Şu an alınmıyor yalnız. Ondan sonra arkadaşlar bir sürprizim daha var size. Küçük sürprizler ama yapacak bir şey yok. Birine anakart dışında birine Intel Pentium 4 ama hızları yüksek. Bakalım o zaman. Burada yazmaz da hızı da yüksek yani internete rahat rahat girersiniz. Hani arkadaşlar aynı kişiye de gönderebilirim. Yani çok durum yoksa. Belki o bir kişiye bilgisayar topları gönderirim. Hani şu an siz diyebilirsiniz. Vay İbne sen böyle kendini övüyorsun da sen böyle yapıyorsun da ama alakası bile yok. Hani ben nasıl söylesem kendi yoklukta büyüdüğüm için şu an çalıştığım yerlerden bir fırsatla ben bunları alıyorum, yapıyorum, böyle dağıtıyorum. Kendi bilgisayarım var. Şimdi YouTuber olmaya karar verdim. Ondan böyle yaptım. Daha önceki bir kanalım vardı. 15 bin kişi falan izliyordu. Yalnız ben baştan başladım. PC53 diye. İsmimin anlamını soran olabilir. PC zaten biliyorsunuz ki bilgisayar. 53'te ben Rizeli olduğum için isim bulamadım. Sonunda bunu koydum. Bu işlemciyi de göndereceğim dediğim gibi bir arkadaşımıza. Ben bu işlemciyi size takmayı da göstereyim. Arkadaşlar şu mandalı kaldırıyoruz. Şimdi bakıyoruz şurada iki tane çentik var. Bu çentiklerin aynısı işlemcinin üzerinde de var. Şuralarda. Kusura bakmayın tekerle yaptığım için. Benim hatam. Bunu böyle üstten tutarak üstüne böyle bırakıyoruz. Bakıyoruz ki oynamıyor. Kapatıyoruz. Şöyle bakıyoruz. Ses bile çıkmıyorsa kırılmamıştır. Çıktıysa da kırıldı kesin. Bunun çünkü dişleri biraz sıkıntı. Fan delikleri var burada. Yani fanın montajlama için. Yeni nesillerde bu su soğutmalı fanlar var. Ekran kartlarında da kullanılıyor bunlar. İşlemcilerde de kullanılıyor. Ama bunun için hani böyle çok donanımımızın çok iyi olması lazım. i7 işletim sistemi. Ondan sonra ekran kartınızın yüksek olması lazım. Hard diskinizin. Zaten buna karşılığında bilgisayarınızın kasasını güzel bir şekilde soğutmanız lazım. Bu soğutmayı da fan yardımıyla hani ne kadar aza indirebilirsek o kadar bilgisayarımız hayatta kalır. Daha çok ömür olur. Zaten size PCI slotlarını göstermiştim. Burada zaten IDE bağlantıları var dediğim gibi. Başka da şu an göstereceğim bir şey yok. Bir arkadaşım video izledi ve dedi ki sen herhalde şeyi bilmiyorsun dedi. Seri paralel portu. Seri paralel port dediğimiz olay şurası. Ben size görüntü aktarma dedik. Dedim ki hani burası o yüzden hani biliyorsunuz diye anlatmadım. USB bağlantılarını zaten biliyorsunuz. Şurada bir de şunu da göstereyim videoyu burada bitirelim. Burada BIOS pili var. CMOS yedekleme pili diye geçer. Bu pil bizim BIOS'umuzdaki ayarları bilgisayarımız kapandığında biri ayarda tuttuğunu uyarır. Hani mesela hard disk'e kaydetmez de burada şurada gördüğünüz BIOS. Bu da BIOS'un pili. Bu kendi içinde bir hafızası var. Bu hafıza silinmesin diye bu BIOS buna sürekli elektrik sağlıyor. Bu da saat pili. Bunu normal saatlerde bulabilirsiniz. Bunun bittiğini nasıl anlarsınız? Bilgisayarınızı açtınız. Ondan mesela format atacaksınız. CD sürücü 2 getirdiniz ama 2'de bir açtığınızda gene aynı yerindeymiş. Bu bizi sizin BIOS pilinizin bittiği demektir. Eğer mesela hani şifre koymuşlar BIOS'a. BIOS'a giremiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bunu çıkartacaksınız pili. BIOS'a gireceksiniz. İçinizi alacaksınız sonra takacaksınız. Bu kadar kolay yani. İşte arkadaşlar bu anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Ne anlatmamı istiyorsanız bana söyleyin. Ben anlatacağım gene de elimden geldiğince. Mesela daha çok inceleyeceğiz bunu. İncelemeye geçeceğiz ama bunu incelemeyeceğiz herhalde. Başka yeni
nesil anakartlar var elimde. Ben ses ve görüntüyle uğraştığım için onları da size göstereceğim. Yani elektronikle ilgili her şey olacak bizde. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.